Kemal Türkler, mücadeleci bir işçi önderi. İki tür sendikacılık tanıyoruz. Başkası yok. Birisi sınıf sendikacılığı, ikincisi de sınıf uzlaşmacılığı anlayışından hareket eden sendika. Biz buna sınıf uzlaşmacılığı diyoruz. İşçi sınıfının çıkarları işçi sınıfıyla sermaye sınıfının kaynaşması suretiyle korunamaz. Tek tutulacak yol işçiye güvenmektir. İşçi sınıfının mücadele tarihi birçok önemli derste doludur. İşçi mücadelesinin yükseldiği dönemlere damgasını vuran anlar, eylemler, örgütler ve kişiler vardır. 1960 ila 1980 arasındaki döneme damgasını vuran Kavel grevi, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ve 1977 1 Mayıs'ı Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin önemli dönemeç noktalarıdır. İşte Kemal Türkler, İşçi sınıfının görkemli eylemleriyle ayağa kalktığı bu dönemin sembol isimlerinden biridir. Mücadeleci bir çizgi izleyen, sendikal örgütlenmeyi işçi tabanına yayan, işçilerle kader ortaklığı yapan ender sendika liderlerinden biridir Türkler. Bu nedenle egemenler, 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinin zeminini hazırlarken onu katlettiler. Kemal Türkler öncülüğünde yaratılan sendikal gelenek, bugün hala sermaye sahiplerini ve bürokrat sendikacıları ürkütmeye devam ediyor. Kemal Türkler'in bu mücadeleci anlayışı, bilinçli işçilere ise güç ve umut veriyor. Peki, kimdir Kemal Türkler ve nasıl bir yaşamı vardı? Kemal Türkler, 1926 yılında Denizli'de göçmen bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Yoksulluk içinde geçen çocukluk dönemi boyunca hem okudu hem de terzi çırağı, ayakkabıcı çırağı, gömlek ustası olarak çalıştı. 1944 yılında liseden mezun olan Türkler, yedek subay olarak askerliğini tamamladı. 1947'de İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Aynı dönemde Bakırköy Emaye Taş Fabrikası'nda işçilik yapmaya başladı. Sendikayla tanışması da bu dönemde gerçekleşti. Türkler, Hukuk Fakültesinden 3. sınıfta ayrıldı, çeşitli işlerde çalışmaya devam etti. 1954'te Maden İş'in sekreterliğine seçildi. Aynı yıl genel başkanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Yusuf Sıdal'ın yerine Maden İş Genel Başkanlığı'na atandı. Bu tarihten katledildiği 22 Temmuz 1980'e kadar dürüst, çalışkan, özverili bir işçi lideri olarak mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışının en önemli temsilcilerinden biri oldu. Kemal Türkler, yaşamını işçi sınıfının örgütlenmesine ve insanca yaşanacak bir dünya kurma mücadelesine adadı. Onun yaşamı, direnişler, grevler, mücadeleler ve ödenen bedellerle doluydu. Önderliğini yaptığı Maden İş ve DİSK, o dönemde işçilerin inandığı, güvendiği güçlü mücadele örgütleriydi. Patronlar sınıfının dayattığı uzlaşmacı sendikacılık anlayışına karşı, işçilerin büyük bir güvenle sahip çıktıkları mücadeleci sendikalardı. İşçilerin Kemal Türkler'e, Maden İş'e ve DİSK'e bu denli güvenmesinin nedeni neydi? Neydi DİSK'i işçilerin gerçek mücadele örgütü haline getiren sendikal anlayış? Türk işçisinde yerleşmiş olan bir anlayış vardı, Türk kamuoyunda da.
Diz gittiği yerde daima işçiye daha iyi çıkarlar elde eder. Şimdi ama neden böyle oluyor? Sınıf açısından baktığı zaman böyle oluyor demek istiyorum. İşçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasında bir sömürü çelişkisi olduğu açısından bakmaz da işçi sınıfı ile sermaye sınıfını kaynaştırmak anlayışından hareket ediyorsa biz buna sınıf uzlaşmacılığı diyoruz. ...1952 yılında kurulan Türk İş, devlet eliyle kamu ve özel işyerlerinde yetkili kılınan sendikaların konfederasyonuydu. Türk İş başkanları adeta hükümetin bakanları gibi işçi sendikalarını yönetiyorlardı. Türk İş'in sendikal anlayışı sözde partiler üstü siyaset dışı sendikacılık anlayışıydı. Sendika bürokratları adeta sendikaların başına atanmış kontrol memurlarıydı. Çeşit çeşit sermaye partilerinin milletvekilliğine atanan bu tip sendika başkanları, işçileri sınıf mücadelesinden, siyasetten uzak tutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. İşçi sınıfını kendi bağımsız çıkarları çerçevesinde siyaset yapmaktan, yani patronlar sınıfı karşısında güçlenmekten alıkoymak istiyorlardı. Kemal Türkler, Türk İş'in partiler üstü siyaset anlayışına karşı çıktı ve sermaye sınıfına karşı işçi sınıfının mücadelesini savundu. Kemal Türkler ve daha sonra diski kuracak sendika liderleri 1961'de Türkiye İşçi Partisi'ni kurdular. ...1963'te Kavel işçilerinin başlattığı direniş sırasında da işçilerin başındaydı Türkler. İşçiler, düşürülmek istenen ücretleri ve işten atılan iş arkadaşları için grevdeydiler. Patronlar ve hükümet hep bir ağızdan Kavel işçilerinin grevinin kanunsuz bir grev olduğunu söylüyor, işçileri yıldırmaya çalışıyorlardı. Türkler ise bugünün sendika bürokratlarının aksine Kavel işçilerine mücadele yolunu seçerlerse arkalarında olduğunu söylüyor, onları cesaretlendiriyordu. Nitekim Kavel işçilerinin mücadelesi grev hakkının yasalara geçmesini sağladı. ...1961'de Saraçhane mitingi, 1963'te Kavel grevi, 1965 Kozlu direnişi ve 1966 Paşabahçe grevleri, devletin ve patronların güdümündeki Türk İş'in sendikal çerçevesinin sınırlarını iyice açığa çıkartmıştı. Türkler o yıllarda Türk İş yönetiminin grevlere karşı takındığı patron yanlısı tavrı ve sendikal anlayışı eleştiriyordu. Türk İş, Paşabahçe grevini desteklemeyerek işçileri yalnız bırakmıştı. Bunun üzerine Kemal Türkler, daha mücadeleci bir sendikal anlayışı savunan diğer arkadaşlarıyla birlikte Türk İş'ten koparak yeni bir sendikal birlik oluşturma sürecini hızlandırdı. 13 Şubat 1967'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK kuruldu. İşçiler DİSK'in kuruluşunu coşkuyla karşıladılar ve hızla DİSK'in çatısı altında örgütlendiler. Kemal Türkler başkanlığında DİSK, işçilerin gerçek bir mücadele örgütü haline almıştı. İşçiler DİSK'te olmaktan gurur duyuyorlardı. Örgütlerinin mücadele çağrısına coşkuyla karşılık veriyorlardı. DİSK'e bağlı iş yerlerinde işçiler düzenli olarak eğitimlerden geçiriliyordu. Bu eğitimlerde işçi sınıfının tarihi, patronlar sınıfına karşı mücadeleleri, hakları, siyasal çıkarları konu ediliyordu. Yani işçi sınıfının bilinçlenmesi ve güçlenmesi için eğitimler yapılıyordu. Bu eğitimlerin yapıldığı Gönen tesislerinin inşaatında elinde kürek, alnında terle bizzat Kemal Türkler çalışıyor, çevre halkının derin saygısını ve sevgisini kazanıyordu. DİSK'in kurulmasıyla iş yerlerinde komitelerini oluşturan işçiler bir araya gelip taleplerini belirliyor, bu talepleri toplu sözleşmelere yansıtıyorlardı. Sendika yöneticileri harcanan her kuruşun hesabını veriyorlardı. Eşi Sebat Türkler'in de aktardığı gibi Kemal Türkler, işçilerin tek kuruşunu harcamıyor, kendi diktiği ceketlerini bile sırtından çıkarıp ihtiyacı olan işçilere veriyordu. Sebat Türkler,
sevgili eşinin çok kez eve döndüğünde üzerinde ceketi olmadığını anlatmıştı. Bu dönemde güç kazanan sosyalist örgütlenmelerin de etkisiyle mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışını yükselten DİSK, hem patronlar sınıfını hem de işbirlikçi Türk iş yönetimini ürkütmüştü. Bu nedenle egemenler DİSK'i kapatmak üzere harekete geçtiler. Sendikal barajları yükselterek ve sendikal yasalarda anti-demokratik değişiklikler yaparak DİSK'in çanına ot tıkamayı planlıyorlardı. Ancak 150 bin işçi 15-16 Haziran 1970'te 2 gün boyunca direnişe geçerek DİSK'i sahiplendi. Polisin ve askerin saldırılarına direnerek barikatları aşarak sendikanın kapatılmasını engelledi. 15-16 Haziran direnişi işçi sınıfının kendi gücünü harekete geçirerek kitlesel bir şekilde tarih sahnesine fırladığı ve dosta düşmana "ben buradayım" dediği ilk büyük başkaldırıydı. İşte bu başkaldırı sadece DİSK'i değil, DİSK'in temsil ettiği sendikal anlayışı korumak içindi. İşçiler kendi örgütlerine sahip çıkmak için ayağa kalkmışlardı. İşçi sınıfının 60'lı ve 70'li yıllarda verdiği mücadeleler ve elde ettiği kazanımlar sadece ekonomik alanla sınırlı değildi. 1961'de Kemal Türklerin de içinde olduğu 12 sendikacı tarafından Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması ve tüm ilerici, aydın ve sosyalist kesimler için güçlü bir çekim odağı oluşturması bunun bir örneğiydi. Bir başka örnek ise 1976'da işçi sınıfının örgütlü mücadelesini yok etmek üzere kurulmak istenen devlet güvenlik mahkemelerine karşı yürütülen DGM direnişiydi. Bu örneklerin yanı sıra MES grevleri ve faşizme karşı verilen mücadelelerde de Kemal Türkler hep ön saflardaydı. ...50 yıldan beri açık alanda kutlanamayan ve işçi sınıfına unutturulmak istenen 1 Mayıs'ın 1976 yılında kitlesel olarak kutlanmasında da o dönemde DİSK'in genel başkanı olan Kemal Türkler'in önemli bir rolü oldu. İşçiler, köylüler, memurlar, esnaflar, teslimlerim ve tüm aydınlar, dostlarım, kardeşlerim, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Çok uzun yıllardan sonra ilk kez bugün kitlesel bir şekilde dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyoruz. Yaşasın Türkiye işçi sınıfı ve biz! Ancak bu böyle gitmez, ömrüm devam etmez. Ancak bu böyle gitmez. Bir yıl sonra 1977 1 Mayıs'ına tam 500 bin kişi katılacaktı. Bir hayat gelir bizden. Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu iş kadına, coşkuyla ve içtenlikle selamlıyorum. Bugün faşist ve hırs yürekçilere karşı yüz milyonlarca emekçi sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünya özlemini aşıyor. ...1976 ve 1977 1 Mayıs'ları patronlar sınıfına karşı birleşmiş işçilerin gövde gösterisi oldu. Bu mitingler Türkiye'de 1 Mayıs geleneğinin tohumlarını öylesine güçlü bir şekilde attı ki, bu gelenek tüm baskı ve yasaklara rağmen bugüne dek güçlü bir şekilde gelebildi. Mutlu bir hayat dilim, kavganın ufukları
70'lerin sonlarında işçi sınıfı hareketi ilerlemiş, güçlenmiş ve tüm toplumu etkisi altına almıştı. Ancak yükselen işçi hareketini bastırmak isteyen patronlar sınıfı, Türkleri işçi sınıfının bu çalışkan, dürüst ve mücadeleci önderini 22 Temmuz 1980'de katletti. Sömürü düzeninin sahipleri Türklerin katilinin yargılanmasını engellediler. Kemal Türklerin katili yargılanmadan ve işçi sınıfına karşı işlediği bu suçun cezasını çekmeden öldü. Kemal Türklerin esas katili sermaye sınıfıdır ve işçi sınıfı nihai hesabı elbet ondan soracaktır. Kemal Türkler'in sevgili eşi Sebahat Türkler, bu gerçeği eşinin cenazesinde tetikçilerin ve katillerin suratına haykırıyordu. Sen işçilerin kalbindesin. Bütün işçiler senin arkanda. Sen rahat uyu Kemal'im. İnan bana. Bütün işçi sınıfı senin arkanda yürüyecek. Sen ölmedin Kemal. Bütün işçi sınıfının kalbindesin. Yolunu takip edeceğiz Kemal'im benim. Rahat uyu yavrum sen. İşçi sınıfı ne Kemal Türkleri ne de verilen mücadeleleri unutacak. Katillerden ve kapitalist düzenden elbet hesap sorulacak. Ve bilinçli işçilerin önderliğinde sendikalar yeniden gerçek birer işçi örgütü haline getirilecek.